Efendim ben Manic Slow ve Long Dark'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Mütecavüz günlüklerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi geçen bölümde şeye kaldık, burada kaldık. Ne yaptık, ne ettik hatırlamıyorum. Bayağı da oldu aslında. Bir hafta olmuştu ben bunu çekeli. Efendim şimdi item durumumuza bir bakalım. Kıyafetlerde sıkıntı var ama çözemeyeceğimiz bir şey değil gibi, ama tabii dikiş kitine ihtiyacım var, yapacak bir şey yok. Buradan çıkmamız gerekiyor, karnımız aç. Evet, hadi bakalım. Bu arada beğeniler ve yorumlar için teşekkür ederim. Her yorumu, her beğeniyi, yani pardon beğeniden, özellikle her yorumu cevaplamaya çalışıyorum. Oradaki destekleriniz, yorumlarınız önemli benim için. Efendim. Niye böyle bir şey dediysem. Niye ki her YouTuber gibi ben de söylemek istiyorum ya. YouTuber geneleyi. Gerçi ben tam olarak YouTuber değilim ama. Ya sonuçta her gün de içerik çıkarıyoruz yahu. Şimdi. Bak mesela bunu koparmam lazım. Yay ok yapalım diyen arkadaş. Bunu koparmam lazım, koparamıyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacağız tabii ki de. Ok yapacağız, yay yapacağız. Ölmezsek. Ölmezsek. Dediğim gibi ben her ne kadar bu oyuna vallahi zamanımı, kolumu, bacağımı gömsem de, o kadar zaman harcasam da mütecavızda çok da şanslı olduğum söylenemez daha önceki deneyimlerimde. En fazla 23 gün yaşadım. Hani öyle 1000 gün yaşayayım, 200 gün yaşayayım, 85 milyon yaşayayım falan, niye öyle bir şey yok hedefim ben. Ben de oyundan keyif almaya bakarım. Uzun yaşayabilirsek yaşarız. Halihazırda da zaten hala 200 günü başaramadığım bir izci zorluk seviyesinde bir save'de devam etmekte. Henüz 60. gündeyim onu da herhalde. O da fena gitmiyor. Bakalım bu sefer 200'ü görecek gibiyiz ya. Ama onda 200'ü şey yaparsak, görürsek muhtemelen böyle eski planımızı yapacağız yani. Gidip de dağın tepesine çıkıp Bozkurt Dağı'nın tepesinde yere bir sürü ateş koyacağım. Ateşlerin üzerinden geçerek zıplayarak intihar edeceğiz. 200 günün sonunda. 200 gün bittikten sonra yapacağım. Garanti olsun diye. Yol üzerinde ölmeyelim bir de kabak gibi. Şimdiki amacım ne? Mütecavız. Bir kere bu bölgedeki en iyi loot yeri olan iki yer var aslında. Birisi şey. Neydi bu? Tarla işte ya şey. Çiftlik evi. Hani Tatlı Vadi Çiftlik Evi'ne gideceğiz. Bir de Sinyal Kulesi'ne gideceğiz. Yani Radyo Kulesi'ne mi artık? Sinyal Kulesi mi hatırlamıyorum tam ismini. O ikisine uğramamız gerekiyor. O yüzden o civara gideceğiz. Daha sonrasında rotamızı belirlemeye çalışacağız. Artık burada mı kalırız, yoksa işte Coastal Highway'e mi geçeriz, yoksa Gizemli Göl'e mi geçeriz? Bilemiyorum. Bakacağız. Elimizdeki ekipmanlara nazaran. Ama muhtemelen Coastal... Ben bu gazeteyi niye alamıyorum yalnız? O niye öyle bir şey? Bir saniye. Alo. Alo. Dayı o kadar arıyorum seni de niye hiçbir şey çıkmıyor? Gazeteyi alabilir miyim artık? Evet. Gerçi ben bagajlara bakmadım. Bir bagajlara kontrol etsek kilitli zaten. Burada bir şey yok. Ne kadar da şaşırtıcıdır ki burada bir şey yok. Efendim. Çiftlik evi. Şimdi çiftlik evine kısa yoldan gitmek zorundayım. Uzun yoldan gidip de kurabiyelerini falan satma gibi durum yapabilir miyiz acaba ya? Onu yer mi götümüz bilmiyorum. Hani kurabiyelerine gideriz de. Aslında o bana zaman kazandırır mı? Bir düşüneyim. Gizemli Göl o tarafta olduğuna göre kazandırmaz. Çünkü tekrardan kuleye gittikten sonra kura evlerine tekrardan döneceğiz. Çünkü Coastal Highway'e geçeceğiz muhtemelen. Gizemli Göl'e geçemeyiz diye planlıyorum. Çünkü hani barajdaki kurt öldürecek ekipmanım olmayacak hiçbir türlü. Ben nereye geldim? Kötü yere geldim. Sıçtım. Let's go. Hani dediğim gibi Gizemli Göl Fluffy ile kapışacak kadar ekipmanımız, dayanacak gücümüz yok. En kötü ihtimal şeye ihtiyacım var. Uyku tulumuna ihtiyacım var. O da biraz sıkıntı yani.
Ha tabii bir şekilde gizemli göle geçebilseydik işimiz daha kolay olabilirdi. Orası kesin yani. Çünkü yeni çıkan harita gizemli gölün biraz daha kolay olması. Yeni çıkan haritanın da hani az çok fırına daha sıkıntısız gidebileceğin Ayı Bey gidebilmemiz sayesinde o işimizi görüyordu ama şimdi abi yoldar. Acaba buradan bir geçiş var mı? İkinci bölümden bitirmeyelim canım şimdi seriyi. Lütfen yani soğuk ısırması riski işte en kötü bu. En kötü hastalık soranlar için, en kötü hastalık benim için soğuk ısırı. Çünkü iyileştirilemeyen bir hastalık. Kalıcı olarak kondisyon kaybı yaşıyorsunuz ki kondisyonun aşırı önemli olduğu zorlukta bildiğin mahvolursunuz ya. Mafiş yani. Sıçtınız. Sanırsam farklı bir yol bulduk. Umarım ayı üstümüze çıkmaz. Yani ben buradan takılırım. Orada kurt var. Kurta uzaktan gideceğiz. İki kurt var. Aslında Skitter'in kampına gidip orayı da lootlayabilirdim de Skitter'in kampında da bir halt çıkacağını düşünmüyorum ya. Belki büyük ihtimalle çıkabilir şansımız yaver giderse ama ne bileyim. Artık geri dönüşü yok o işin. Bu arada hem soğuktan yanmış hem de açlıktan demet yememek için iki lokma bir şey yiyeceğiz. Mümkün olduğunca kondisyonumuzu korumamız gerekiyor. Bu arada ben kaydı kaçta açtığımı unuttum bak şimdi. Neyse. Tamamdır. Gidilesek. Gidilesek. 7. 7. 17. Okey. 12'yi geçip lan bırakacağız. Tamamdır. Efendim. Never been so hungry in my life. Kızım açsın da önce üşümeyi halletmemiz lazım. Sıkıntı orada açlığı şimdilik hallederiz de. Bir de umarım sağlam bir şey çıkar çiftlik evinden çünkü hani harbiden adam akıllı olup çıkaracak nacizane yerlerden bir tanesi. Özellikle kıyafet babında. Belki çok aşırı şanslıysak yani çiğ evinden de bir tane pantolon bulabiliriz. Singer Kulesi'nden de bir tane pantolon falan bulabiliriz. Donuyoruz ama hipotermi durumu şimdilik ölmüyoruz. Ayı Bey. Aha, önümde ayı var lan. Oğlum sen niye ara indin? Ben depar attım. Welcome to Ayı Challenge ya. Bu ne ya? Abi orası ahıra gidiyor herhalde. Ahıra gideceğiz muhtemelen ya. En azından en yakın yerde o olduğu için ulaşabileceğim. En azından arabanın içine falan ısınırız. Ahırın içindeki arabanın içinde ısınırız falan filan. Gibi taktiklerle falan takılırız yahu. X17. Ahır soğuk değildir herhalde o kadar ya. Abi ceketimiz var. Bir içtik miçtik güzel bir şey bulduk mu? Var ya güzel bir çorap falan. Ya da ne bileyim bir ayakkabı falan. Bahane abi kundurayla geziyoruz yemin ediyorum ya. Ya arkadaşım kan koskoca Kuzey Kanada'da kundurayı kim giyiyor ya? Kundurayı kim giyiyor abi nedir yani? Nedir yani hani spor ayakkabısı nedir şeydir hani atıyorum kapalı spor salonunda falan şey yaparsın edersin hani koşarsın edersin spor ayakkabısı illa lazım hani spor ayakkabılara çok da soğuk geçirmez özelliği yoktur koşmayı falan da arkadaşlar daha koşarsın sporunu yaparsın falan filan. Güzel hiçbir işime yaramayacak bir levye daha bulduk. Levyemiz var artık.
Efendim istiyorsanız bir sayaç koyalım. Ben de mütecavızda herhalde 100 tane mütecavız zorluk seviyesinde 100 tane levyeyle kapı açtıysam sadece bir ya da iki tanesinde eşya çıkmıştır. Yani o yüzden böyle gereksiz bildiğim bir kiloyu hani sırf üstüne oturmak için taşıyoruz neredeyse. Efendim. Ahıra geldik. Çiftlik evi sağımda kalıyor. Sol tarafında da kural evleri kalacak. Kural evlerine daha sonra gideceğim. Öncelikle çiftlik evine gitmek istiyorum. Kural evlerine en sonunda uğrayacağız çünkü. Kostlar Bey'e geçerken illa oradan geçeceğiz. Planladığım rota dahilinde. Sanmıyorum ama hayır, kumaş iyidir. Lütfen içeri sıcak olsun. Lütfen içeri sıcak olsun bak. 65'e düştük. Soğuk. Şöyle yapacağız. Hiçbir şeyi lootlamadan önce arabanın içine girip biraz zaman geçirmemiz gerekiyor. Ekstra bir şey yapabilir miyim? Bir saat bunu okumaya kalksam bu sefer kalori kaybedeceğiz falan filan sıkıntı. İlk yardımdan mesela benim şeyim yok. Bulduğum bez parçasını şey yapabiliriz. Bandaj yapalım. Sargı bezi yapalım. Ve onu da tekrardan şey çevirelim. Orman askısına çevirelim çünkü antibiyotik herhalde şey, antiseptik bizde hala yok diye bakayım. Gözümden kaçmış mı? Yok, antiseptiğimiz yok, o yüzden şununla yapacağız. Bir kanama falan ısırık aldığımızda yara kapmaması için bunları basacağız. Hem daha hızlı hem daha hafif falan filan. Hem de biraz zaman geçirmiş olduk. Faydalı bir şekilde. Evet, uyuşukluk hissetmiyoruz. Şu an kondisyonum düşmeyecek. Güzel. Ben garanti olsun diye bir tane daha yok yemeyeceğim. Tamam, pardon işte. Bir kumaş daha. Güzel. Başka. Dikkatli bakalım. Gündüz ışığından faydalanalım. Bir şey kaçırmayalım. Lütfen kaçırmayalım. Bagajda bir şey yok. Testere. İşte önemli itemlerden bir tanesi de bu. Bunsuz biz bıçak mıcak yapamayız. Gerekli ekipmanları toplayamayım. Toplayamam. Yaparız ama yani toplaması daha uzun sürebilir. O yüzden hem de geyik etlerini, geyik leşlerini toplayabileceğim artık testereyle. Yavaş da olsa toplayabileceğiz. Ekstra bir yemek kaynağı. Kaliteli aletler alacağım. Testere bulmak çok zor. Testerem kırılmasını istemiyorum. Onu tamir etmek için ekipmana ihtiyacım olabilir. Zibe gazozu. Gazozlar her zaman için güzel. Her zaman için güzel. Efendim bazen şurada bir şeyler çıkıyor ama çıkmadı. Özellikle mütecavızda bu tip yerlere daha fazla saklıyor yemekler. Yani bir araba girdiniz yemek bulamadıysanız bu tip yerlere dikkatli bakın. Yani muhtemelen vardır yani. Kenar köşeleri falan yani dikkatlice bakalım. Burada bir şey olmaz. Şu aküyü de bir tane kullanamadık gitti ya. Yemin ediyorum internet yeter artık ya. Vallahi yeter ya. Update getir yemin ediyorum öleceğim burada öleceğim. Oyunun misyonerliğini yapıyorum o kadar. Ama oyun gelişmiyor ki misyonerliğini yapayım yani. Öyle bir sıkıntım var yani. Aha da törpü. Sanki çok bıçağımız varmış gibi. Ya bu kız bir... Sanırsam şu an açlıktan geberiyorsun herhalde. İç gazozu. Hem susuzluk gitsin. Hem karnımıza bir şey girsin. Kondisyon 65'e düştü artık. Daha fazla düşmesini istemiyorum çünkü. Bakalım. İki tane dolabımız var. 2'de 0 hazır mısınız? Hadi bakalım. 2'de 0. Geliyor mu? Geliyor mu? 2'de 0. Evet geliyor. Ne kadar güzel. Kanadalıların genel milli özelliğidir böyle. Her zaman boş dolaplarınızı kilitleyiniz arkadaşlar. Doluları kilitlemeniz gerek yok ama boşları kilitlemek zorundasınız diye. Bunu da çocuklara, Kanada çocuklarına ilk öğretimde öğretiyorlar böyle. Öyle yani böyle bir sıkıntımız var. İşte bu baya baya hayat kurtaracak bir şey. Zaman kazandıracak bir şey bize. Dursun bakalım. Fener yakıtı bulduk. 0.39. Ulan 0.40 olsaydı keşke. Şu an bundan 2 tane meşale yapabilirim.
Ya hatta 0,01'lik bir yağ daha bulursam 2 meşale daha yapabilirim. Güzel. Meşale için aşırı ihtiyacımız olacak bir şey. Kesinlikle ateş yapmak için kullanmaya niyetim yok. Meşale yegane ihtiyaç yani bu oyunda. Yakıt o yüzden önemli. Güzel. İki tane güzel şey bulduk burada. Testere ve şey. Yakıt özellikle geçtiğimiz mağaralarda işimize yarayacak. Hatta meşale yaptığımız zaman da küçük bir mütecavız için ipucu taktik gösterebilirim size. Üşüyoruz. Üşümesek şaşardım. 5 saat kaldı. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu yiyebilir miyiz? Yemeyelim mi? Yemeyelim. Bunu ye. 3 saatini uyumak istiyorum. Arabanın içinde 3 saat uyumak istiyorum. Hem biraz kendimize gelelim, hem üşümeyelim. 3 saat. Az da olsa kondisyon kullanalım. 65'tir. 68'i falan çıkar muhtemelen. 69. Ama dışarıda fırtına var, değil mi? Yok. Ama gelmek üzere. Ne kadar güzel. Efendim. Havada iyice kararmaya başladı. Kapıyı bulabilirsem buradan çıkacağız. Kapı. Nerede kapı? Efendim kapı ha. Muhtemelen bir şey kaçırmadım diye umuyorum. Sanıyorum. Zaten mütecavızda ne kadar loot çıkacak yani. Gerçi hiç yemek bulamadık ha. Yemek vardır herhalde bir yerlerde de. Dönüşte bir daha bakarız olmazsa. Yani Koslay'a geçerken, sahil şeridine geçerken, sahil otobanına geçerken bir daha bakarız. Tamam hava güzelmiş ya. Şurada pek bir şeyler olma şansı var ama çok da şey yapmıyorum ya. Hiç görmediğim için, daha önce şahit olmadığım için gitmeyeceğim oralara. Ben bir an önce evim güzel evime gitmek istiyorum. Üşümüyoruz. Üşüyoruz ama sanırsam yetişiriz. Normalde koşman gerekiyor. Hani sen sahip olduğun kaloriyi de daha hızlı tüketmemek için koşmak gerekiyor ama bu çok aşırı hızlı üşüdüğümüz için hani bu açlıktan yediğimiz demecin kat ve katını üşümekten yediğimiz için de o biraz sıkıntı oluyor yani. O mecburen ara sıra depar atmak durumunda kalıyoruz. Ama ne olur ne olmaz yarıda bırakmanız da öneririm yani. Koşma şeyi her zaman yarıda kalsa en azından kurta ve ayıya karşı biraz daha size zaman kazandırabilir ani saldırılara karşı. İyi fırtına çıkmadı ya. Çok bayağı biraz şanslıyız yani. Normalde sık sık fırtına sis falan çıkar. Hava tertemizken şu eve varalım. Kıyafet bulalım bir tane iki tane. Muhtemelen çorap morap buluruz mu? Yani maksimum. Belki bir şanslıysak bere filan. Şu an eksik üstümüzde ne var mesela? Bir eldivene ihtiyacım var. Soğuk ısınmasından sürekli hani tehdit yememek için bir eldivene ihtiyacım var. Umarım eldiven bulurum. Öyle yani. Planımız bu. Şansımız yaver giderse uyku tulumu da çıkar ama hiç çıkacağını düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum. Uyku tulumu ne demek yani? Öyle yani. Biraz planımız o. Yine aksiyonsuz bir bölüm olacak gibi. Gerçi buraya şey bahane gelişti biraz ayılar mayılar falan sıkıntı yaratmadı değil ama. Yani biraz şanslıyız yani bayağı bu en şanslı olduğum mütecavızlardan bir tanesi şu an. Şu ana kadar oynadığım en şanslı mütecavız olabilir şu an. Yani Allah yürüyor okulum dedi şu an yani. Hani becerebilirsek bu seviyede becereceğiz bir şeyler. En azından kendi rekorumu 23 günü kırmak istiyorum mütecavızda. Ve en azından bir de ok yay yapmak istiyorum. Hani daha öncesinde bıçak bacak yapmıştık ama ok yay yapmaya azip olmamıştı hiç. Nasip kısmet olmamıştı. Burada bazen köpek maması oluyor.
Önce bir şey inelim. Bodrum'a inelim. Burası 6 derece. Oh, mükemmel. Efendim. Bir kaliteli alet daha. Ulan aletlerin kalitesini veriyorsun da. Şu kıyafetlerin de bir iki tane ne bileyim orta seviyesini versen. Tadından. Şoför eldiveni. En kötü eldivenlerden bir tanesi ama eldiven ama. Ama eldiven. İhtiyacım olan bir şeydi. Giy tatlım. Giy bir tane. Tamam. İkinci kibritimizi bulduk. Bu da ne demek? 22 kibrit demek. Güzel. Zaten burada garanti bir kibrit çıkıyor. Zaten ana mekanlardan bir tanesi olduğu için bir tane de olsa garanti kibrit bulabilirsiniz burada. O şanstan dolayı değildi. Aa bunlar açık. Açık sasına hiç çıkmaz canım. Hani kilitliyken çıkmıyor. Açıkken mi çıkacak yani? Ne demek? Yani. Yani. Ama en azından aklımıza şüphe olmuyor yani. Kurutucu. Hadi yavrum. Çorap bir şey. Makine de var mı? Yıkamalık. Hadi yavrum. Ya bir şey çıkaydı be. Allah bir şey çıkaydı ya. Gözünü seveyim. Yeter artık çorpiden gına geldi. Şurada bazen bir şey oluyor diyecektim. Yokmuş. Burada da bir şey yok. Burada bir şey yok. Çalışma tezlik ahında üstünde bir şey yok. Çekmecesinde bu Bodrum'da bildiğim baş çık. Gazoz. Yeter. Olur. Bir yemek daha ver. Kabulüm yemin ediyorum. Hadi. Bir eldiven bulduk. Bir gazoz bulduk. Hadi. Oh, bir yemek daha verdi. Vallaha. Tamam, bu Bodrum'dan beğendim ben. Çünkü çekici naca falan ihtiyacım yok şu an. Ekipmanlarım var. Gidip de bana ikinci testereyi verseydi vallahi söverdim yani. Ne gereği vardı yani. Efendim başka da bir şey buralarda bir şey yok herhalde. İlk yarım kitine bakmamışız. Sargı bezi her zaman kabulüm. Her zaman önemli şeyler ilk yardım. Hayatta kalmak için yegane. Efendim bu kadar mı? Sanırsam bu kadar. Başka hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey de yok zaten. Efendim. Şunun üstüne çıkabiliyoruz mu lan? Çıkılmıyor mu? Goddammit. Okey. Üst çıksa çıksak. Bak orada bir gold mod. Yok. Okey. Şurada bazen levye falan oluyor da ihtiyacımız çok varmış gibi. Ben kaçar. Bu arada benim kaçırdığım sizin gözünüze çarpan lootları da söylerseniz. Nasıl ben bu yerlerden birer kez daha geçeceğim. Dönüşte alma şansım olabilir yani. Bu konuda uyarırsanız sevinirim. Öncelikle şurada bir geyik iti var mı? Ölü geyik falan var mı? Şurada oluyor mu? Yok değil mi? Ben buraya baktım değil mi? Yok baktım işte. Baktım buraya ya. Aynen baş var burada. Tamam. Şu dışarıda kimse yokken de şu arabaya bakalım olmazsa bir. Açıktan sen geberiyoruz aynen. Koşmamızda bir sıkıntı yok şu an. Baş. Yine bize baş, yine bize hüsran. E kızım, iki dakika önce ısınıyordun. Niye hemen? Çık. Evet. Geldik. Nacizane evimize. Tabi bir şey göremiyoruz. O biraz sıkıntı ama. Abi beyzbol şapkası mı veriyorsun cidden yani? Vere vere. Hani beyzbol şapkası. Bravo yani. Al. 05. Ne güzel. Onu içe giyelim bari de. Onun armoru yok. Bunun en azından armoru var. Bu daha az şey yırtılır. Daha geç yırtılır. Tek kurt saldırısına direkt %100'lük şapka yırtıldığını gördüm ben. O yüzden şapka illa giyecekseniz alta giyin. Burada bolca kitap var. Garanti. Aa hızlandırıcı. Bak bu işimize yarayacaktır. Acil durumlarda hızlandırıcı kullanabiliriz. Burada bir de bolca kitap olduğu için böyle daha kibritleri hani direkt tükenmeyecektir. En azından 3-4 tane kitap bulacağıma eminim. Birini bulduk. Diğerlerini de bulacağız inşallah. Maşallah. İnşallah. Maşallah. Hiçbir şey yok yani. Vallaha. Ne kadar pinti çıktı bunlarda yahu. Valla. Aha. Böyle. Abi göremiyoruz.
Işık mışık yak derseniz nah yani, nah yakarım. Hayırdır sizin yani, ne demek ışık yakmak? Bunun kibrit mi var sanki? Hayatta yakmam. Daha meşale de yapmadık. Ver bir kitap daha. İkinci kitabı bulduk. Efendim, ikinci kitap. Bu ne abi? Bunun içine ne var? Baş. Yok, kırma. Aa, aslında aldım. Neyse, sonra. Sonra. Onu kıralım ama. Aç kilot. Vallahi aç kilot. Her yemeğe açığım abi. Her yemek. Hepsi olur. 4 kitap oldu. Aa, yok mu arttıran? 5. kitap da var. Mükemmel. 5 kitabımız var yakacak. Artık balıkçılık kitabını yapmak zorunda değiliz. Balıkçılık yapacak seviyeye geldiğimizde zaten o kitabı okuruz ya. Oltamız kırılmasın diye. Gazete pekala. Pek de bir şey gözükmez oldu artık. Son kalan ışıkla şunu yapacağım. Şunu kıracağım. Çünkü işe başlamak için ışık gerekiyor. Şu an mesela hiçbir şey kıramam. Mesela bir tane kibrit çıkartın. Yakın. Kırmaya başlayın, kibrit sönse dahi işi tamamlıyor. Öyle bir sıkıntı var. İş yapar yani. Öyle bir mekaniği var oyunun. O şekilde kullanabilirsiniz. Bir yere lootlamadan direkt yatmaya gidiyorum. Bunu yiyelim. Yemeyelim pardon. Hala konsept açacağım yok. Yavaş yavaş bunlardan biraz tüketelim. 12 saatlik bir uyku. Uyuyabildiğimiz kadar uyku. Ne kadar uyuyoruz? 6-7 saat. 7 saatten uyuyoruz ya topu topu. Tamam, bu son olsun. Daha fazla yemeyeceğim. Bütün gece uyuyamayacağız. Tabi şeyde uyuduk ya, barında biraz uyuduk ya. Onun da etkisi var. Yapacak bir şey yok. Aynen, 7 saat uyuduk. Tahminim doğru çıktı. 83 kondisyon. Bir tane şundan ye. Ne olur ne olmaz. Çünkü bir gün daha muhtemelen burada geçirebiliriz. Hiç belli olmaz. Zaten dışarıda da fırtına var. Sağlam tişört bulduk. Ne kadar da hoş yani. İçe tişörtü giy, üstüne gömleği giy. Yalnız ben bile bir şey göremiyorum ya. Onu ne yapacağız? 2 saat zaman. Hadi lan sizin için de. Hem kendim için hem sizin için 2 saat zaman geçiriyorum. İç suyunu. Fırtına devam ediyor. Bitmedi bir türlü. Şuralara tekrardan bir bakalım. Çünkü loot'la kaçmak istemiyorum yani. 8 defa da buralara dolaşmak istemiyorum. O yüzden böyle bir şey yaptık. Bunun üstünde ne varmış? Yiyeceğim, tamam yiyeceğim. Daha aşağıda mutfakta bir şeyler vardır daha. Buluruz bir şeyler, dur. Dur sen sakin ol. Kahvaltını yaptıracağım ben sana, merak etme. Loot, 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 loot. Efendim. Su bulduk. Baş bulduk. Havlu bulduk. Bir dikiş kiti bulsaydık da mutlu olacaktım da. En azından üstündekiler dandik mandik ama en azından dikerdik ya. Ha,
Hadi attım. Bir tane dikiş gitti. Hadi. Ya buradan hiç kıyafet çıkmadı mı cidden ya? Bu kıyafet bölgesi burası. Niye hiç kıyafet çıkmadı? Neredeyse hiç çıkmadı ya. Hani abartısız hiç çık... Aha. Allah'a bir ceket daha buldum. Allah'a lan. Sövünce çıkıyor lan. Abi hiçbir şey çıkmadı ya. Biraz daha hani nedir bu ya? Bir ceket çıktı topu topu. Sövünce çıkıyor diye taktik yapıyoruz. Durun. Durun birkaç tane daha çıksın. Ya hiçbir şey çıkmadı ya. Bu ne biçim evdir lütfen. Hadi. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Ayıp değil mi? Ayıp ayıp yemin ediyorum. İnsan yaşayacak burada. Ceket iyi ya, ceket iyi. Ceket kardır. Ceket kaç veriyor? 1,5 plan veriyor. Oh güzel güzel. 2 tane ceket vardı üstünde. Ne bileyim çorap morap. Çorap çıkmadı ilginç ya. Çorap en çok çıkan şey. Bir çift var sadece. Aha ne ezilmiş köpek mumması. En sevdiğim. Burada acaba bir tane şey var mı? Konserve açacağı. Aha ne kişkitini buldum. Emine bedel de buldum. Mükemmeliz. Bir tane konserve açacağı bulduk mu var ya tadından yenmez. Aha da onu da buldum. Allah'a. Yerini sanki ev benimmiş gibi nerede olduğunu tahmin ederek buldum. Aha da easy game, easy life. Güzel yani artık köpek mamalarını da rahatlıkla yiyebiliriz. Normalde de kırarak açabiliyorsunuz ama mesela içinde 500 kalori varsa onun 200'ü 100'ü dökülüyor. Yani zarar. Mümkünse açacak bulduktan sonra yemeniz lazım. Bir de bıçak bacak olmadığı için de sadece konserve açacağı lazım. Hani illa açmak için. O yüzden o da değerli. Bayağı değerli yani. Normal ilk oyunda aşı yani normal seviyelerde bir boka yaramıyor. Bildiğin hiçbir şey yaramıyor konserve açacağı. Çünkü gereksiz ağırlık yani. Bıçak bacak bunu açabiliyorsun abi hiçbir sıkıntı olmadan. Sadece onların kondisyonu gidiyor. Eğer ne çok da fazla şeyiniz yoksa, bileme taşınız yoksa belki o zaman değerlendirilebilir ama onun dışında bir halta yaradığı söylenemez. Ama mütecavızda küflenmiş. Ya sen ne diyorsun? Ben bunu var ya Gordon Ramsay'in kıskanacağı şekilde bir pişiririm. Üstüne bir gömeriz var ya. Of kaç kalori o? Kaç kalori o? 500 kalori. Aman ya. Neyse hadi kız et yiyeceksin. Vallahi et yiyeceksin. Vallahi et yiyeceksin. Yemin ediyorum Allah harbiden yürü ya kulum dedi şu an yani. Sadece şu an tek ikisiyim. Uyku tulumu herhalde. Biraz daha iyi kıyafet ve uyku tulumu eksiklerim şu an. Onu da yani bu şansla devam edersek herhalde birkaç bölüm sonra bulacağız herhalde. Umarım. Efendim. Hey yere baktık mı? Anında bir köpek maması daha. Oha. Ama 130'luk bunlardan zehirlenme şansım var. Ama kim takar? Neden? Antibiyotiğim var. Mantarım var. Oh. 500. 1500. Burada da bayağı var. Burada da bayağı var. Yani bayağı var burada. 2000'i geçik var. 3500 eder. Oh. 4500 kaloriye yakın. Oh. Allah'a oh. Kızım. Hadi yine iyisin. Akşama et var. Senin kahvaltıyı erteleyelim ama biraz. Bence erteleyelim. Ve akşama et yeriz ama. Olur mu? Tamam. 4500 kalori falan bulduk da. Şimdi şey olmasın yani. İş yaptırmayalım. Bir tane daha çikolata bulur muyuz lan? Hiç sanmıyorum da. Bu kadar loot bulduk. Daha fazla yemek çıkma şansı yok ama ben yine de şöyle bir bakayım. Çok saçma sapan yerlerde çünkü çıkabiliyor. Gözden kaçmış oluyor. Yani çikolata falan kaçıyor daha çok. Diğer şeyleri az çok buluyorsunuz da. Yani çikolata falan gözden kaçması çok daha olağan bir şey. O yüzden evi şöyle hızlıca bir daha turlayacağım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bunun altında bir şey yok. Bunların altında hiçbir şey yok diye biliyorum. Şu kasanın içine bir daha bakalım. Bunda da bir şey yok.
Yemek masasının altında hiçbir şey yok. Burada bir şey yok. Yok efendim. Yok. Mutfakta yiyeyim. Mutfak yemek masasının altına bakmadım. Burada da hiçbir şey yok gibi duruyor en azından. Şunun içinde olmaması da yok. Köşesinden bulmuştuk. Falan filan feşmekan. Falan filan feşmekan. Bunların içinde yok zaten. Efendim. 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 Şimdi mecburen bugün ateş yakacağız. Çünkü et daha... Aa, buna bakmamışız. Çünkü yemek şey yani, et çok çabuk bozulacaktır. O yüzden onu önce bir tüketelim. Bugün harbiden et yiyeceğiz yani. Hızlıca şuraya bir kez daha bir bakalım. Özellikle yatakların altına üst tarafa da bir şey kaçırdığımı düşünmüyorum. Tamam. Tuvaleti komple baktık. Tabi buradan ayrılmadan önce bayağı bir şey, perdeyi yırtmam lazım. Hazır üstümde kalori yokken, çünkü yırtmak ekstradan kalori tüketiliyor. O yüzden üstümde şu an açken şu işleri bir halledelim. Aç açıktayken sonra ekstradan kalori kaybetmemiş oluruz. Efendim. He, yere baktık herhalde ya. Tamam, yeter bu kadar. Perdeleri sökelim. Şöyle yapalım, ben perdeleri sökeyim, dikişleri falan dökeyim, şey dikeyim, ikinci bölüm, diğer bölüme sona geçeriz. Çünkü daha fazla uzatmak istemiyorum bölümü. Çünkü bunun uploadu var, şusu var, busu var, Frost'ı çekmem için büyük sıkıntı benim için. Bir sonraki bölümde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.